Yine enteresan yerlerdeyim. Bir köy gibi bir yere girdik. Burada ya bu navigasyonların yüzünden bak burada tır yasağı var. 7,5 ton üzeri tır. Bizi tır navigasyonu böyle yerlere sokmazdı. Ben şaşırdım ya. Bu son güncellemede böyle bir şeyler oldu bir manyakça. Hello. Ich bin zum Abladen gekommen. Kann ich hier parken? Dann diese LKW fahren, dann rückwärts parken hier. Biz buradan girip tırı oraya geri geri doğru yanaştıracağız. Sağ tarafa da dikkatli gidelim. Biraz tarlaya çıktık ama yapacak bir şey yok. Felaket bir kar bastırdı. Hem rüzgar var hem acayip kaygan. En tehlikeli yol, tır işin en tehlikeli yollardan bir tanesi diyebilirim size. Şuraya bak ya. 2 dakikada yol bembeyaz oldu. Vallahi efsane ya. Kara baksana da. Uuu. Daha 32 kilometre yolumuz var. Nasıl gideceğiz? Uf lan. Uuu. Benim adım aşk. Benim adım ayrılık. Dik yokuşlar başarılı. Selam arkadaşlar. Yeni bir haftada yeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda Linz'deyim. Otomotiv ile alakalı yükler yükledim. Daha doğrusu bir tane yük yükledim. Gördüğünüz gibi arkamda gördüğünüz yük. Bu yük 20 ton ağırlığında. Şu kapakları kaldırıp arasına gömüyoruz. Tam ortaya oturtuyoruz. Ağır olduğu için de tam aracın merkezine oturtuyoruz umalı. Yani buraya yükleseydim eğer öne baskı yapmayacaktı ve araba kalkışlarda yani yokuşlarda falan zorlanacaktı. Çünkü çekici tekerlerde ağırlık olması lazım her zaman. Yani toplam ağırlığın %25'i böylelikle çekici ağırlıkta olmuş oluyor. Yani %25-30 arası. Böyle tam dengede yani ortada olduğu için. Şimdi Çek Cumhuriyeti'ne yakın bir tarafta bir mal daha yükleyeceğim. Hatta tam sınırda Çek Cumhuriyeti sınırında. Orada da 3-4 ton yükleyeceğim. Şu an önde ve arkada 4,5 metre arkada 4,5 metre önde yer var. İşte bakacağız ya bir şeyler ayarlayacağız. Şu kapaklar çıkan kapakları da buraya bağlı. Bunlar da hani giderken falan yolda arkaya öne düşmesin diye. Gördüğünüz gibi iki tane kemer üstten bağladım. İki tane de böyle çapraz bağladım. Ondan sonra kemerleri kesmesin diye şu Kantenschutz dedikleri şu sert plastik malzemeden kullandım. Öyle bir malzemeniz yoksa antruç madde dedikleri kaymaz altlıklar var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Evet. Önde de tabii direkleri çaktım ki hani öne doğru şu gördüğünüz iki direk çaktık. Yerleri var onların belirli işte 3 metrede bir, 3,5-4 metrede bir yerleri var. Oraya çaktık. Şimdi yola çıkacağım. Bu hafta bakalım nasıl geçecek, neler yapacağız. Nasıl olacak, nasıl bitecek. Yolda tekrar planlamasını yapacağız. Bakacağız işte haftaya başlıyoruz. Ya Allah bismillah dedik. Haftaya başladık. Şimdiden iyi seyirler, kahvelerinizi hazırlayın. Görüşürüz. Bu arada Linz demişken yani böyle bir yerdeyim. Burada büyük böyle yerler var. Tırlar falan var işte herkes yükünü yüklüyor. Şimdi zaten işim bitti. Yola çıkacağım. Görüşürüz yolda. Evet arkadaşlar. Farklı kamera açılarıyla şimdi yola çıkacağız. Linzden hareket ediyorum. Gördüğünüz gibi zaten yükü de gösterdim. Otomotiv sanayisi, ağır sanayi yükleri taşıyoruz her zamanki gibi. Genelde hep böyle araba parçası o bu falan filan. Genelde böyle ağır yükler taşıyoruz. Bu yükleri aranızda görmeyen, ilk defa görenler illaki vardır. Türkiye'ye falan da çok gidiyor buradan böyle bu tarz yük. Araba otomotiv. Eyvallah. Yükü bağladık. Ya Allah bismillah dedik. Yola çıktık. Şimdi Çek Cumhuriyeti taraflarında
bir yere gideceğiz. Nevale'yi hazırladık. Tıra meyveydi, sebzeydi, yemekti falan filan. Onları ayarladım. Sabah bir saat erken geldim. Normalde saat 6-7.30'daymış randevusu. Biz 6.30'da geldik. Bu da buranın kartı. Şimdi şu kartı bir okutayım. Camı da tam. Şey var, telefon var orada. Kamera yani. O da diğer tarafı çekiyor. Camı da tam indirince sıkıntı olacaktı. Evet, gidelim. Yağmurlu bugün ya hava. Yağmurlu bir hava var. Yağmurda tır sürmek ayrı bir güzel. Manzaralar falan böyle daha çok tadı çıkıyor. Özellikle geçtiğiniz yerler daha böyle manzaralı yerlerse tadına doyum olmuyor. Giderken hem yol sohbeti yapıyoruz hem 200 metre sonra sağa gidin. Güzel bu manzaranın tadını çıkartıyorsunuz. Yeni yola çıktık. Kemerimizi de bağlayalım bu arada. Bu gideceğimiz yer tam sınırda bir yer ya. Çek Cumhuriyeti'nin sınırında. Bizim diğer şoförler de Çek. Birkaç kere Çek'e de gitmiştim çalışmaya. Yani orada tabii şey yapmadık ama yani oradaki bir firmada çalışmadık ama firmadan arıyorlar bir dakika. Alo. Efendim kardeşim, çıktım ben şu anda. Aha, bitti. Kağıtları aldım. Bayağı beklettiler içeride ya. Evet. Ya çok araba vardı. Bayağı beklettiler. İşte anca bitti. Şimdi de çıktım. Çek tarafına doğru gidiyorum. Zaten oradaydı yük. Tamam. Oldu. Hadi görüşürüz. Evet, merak ettiler. Bugün çok bekledik. Firmadan arıyorlar. Bizi merak ettiler ne oldu falan diye. Haliyle çünkü bayağı orada sıra bekledik. Bir saatte geç gittik falan derken bayağı zaman kaybettik anlayacağınız. Olsun, yapacak bir şey yok. Geç olsun ama güç olmasın. Böyle de bir tuhaf olmuyor mu ya? Kafamda. Instagram'dan bir arkadaşla konuştuk. Bizi takip eden. O da dedi abi farklı kamera açıları. Zaten çoğu kişi söylüyor farklı kamera açıları. Dedim deneriz farklı kamera açıları. Ama işte kafa kamerasını falan çok seviyorlar. Hani kafa kamerasından vazgeçemiyoruz. Çünkü bize öyle kafa kamerasıyla tanıdılar. POV çekim ile tanıdılar bizi. O yüzden ondan vazgeçemiyoruz. O yüzden şöyle bir kamerayı bir kontrol edeyim. O meşhur. Herkes söylüyor abi şu kamerayı kontrol edişlerin bizi öldürüyor falan diye. Ya ben yeni keşfettim onu. GoPro'da normalde şey, ben sesini kapatmıştım, böyle sesli falan sevmiyorum çok fazla. Telefonda da birçok şeyin bildirimlerin sesini falan kapatıyorum. Bunda da kapatmışım. Ne oldu? Normalde sesi açık olması lazım. Çünkü açılıp kapandığı zaman bip bip ses veriyor GoPro. Öyle o şekilde anlayabiliyorsunuz. Yani yolda giderken kameran kapandıysa öyle o şekilde anlayabiliyorsun. Ben onu kapatınca hiçbir türlü anlayamıyordum. Sadece böyle bakıyordum kameraya. Hani ne var ne yok. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Yine uzun uzun yollara çıktık. Gerçi bu sefer Stuttgart'a gidiyorum. Yük nereye gidiyormuş bakayım hemen. Vagon otomotiv Nagold Deutschland 72202 posta koduyla. Onu da hep unutuyorum. Abi nereye gidiyorsun falan filan diye soruyorsunuz. Ama yola çıkınca bazen işte insan unutuyor ne yaptığını. Yani video çekerken de oraya odaklanıyorsun.
Eminim bu açıları beğenmişsinizdir. Çünkü şu anda 3 kamera var. Bizi de alıyormuşuz. Biraz aşağıya netleyeyim de. İşte arkadaşlar, ömrümüz yollarda geçiyor ya, ne yapalım. Yine dün işte hani çıkıyorsun evden, diyorsun işte Allah'a emanet. Çıkıyorsun ama insan özlüyor ya, hani böyle zor oluyor, git gel dışarıda falan çalışmak. Ailenden uzak, ölümlü dünya. Dünya malı dünyada kalır. Çok fazla nereye çalışacağız, nereye götüreceğiz yani. Zaten hani paranın hiç kıymeti yok da, ayrı bir konu. Bunu hepiniz yani yaşıyorsunuzdur. Gerçekten paranın hiç kıymeti yok. Parayı alıyorsun abi. Ondan sonra ay sonu bir bakıyorsun. Yani parayı aslında aldığın zaman çoktan elinden uçmuş oluyor. Olsun, yapacak bir şey yok. Yani ya ben biraz da hani bu işi şimdi bazen konuşuyoruz. Niye ya, yapıyoruz? Çünkü hani ben çok fazla iş değiştirmeyi sevmiyorum. Bir. İkincisi, başka bir firmada şehir içi çalışsam da orada da pek aileni göremiyorsun. Bizim işler ağır işler yani. Sabah 3'te kalkıyorsun, 4'te kalkıyorsun burada. Yani nasıl olur? Çok fazla bir şeye, maddi olarak hani bir şeye ihtiyaç duymazsın. Ondan sonra. Çok fazla ihtiyaç duymazsın. Kendi tırın falan vardır. Öyle çalışırsın. Kendini çalıştığın zaman da hani kimseye bir bağlılığın olmaz. Ondan sonra da olay nasıl gelişir? İşte sabah 8'de mi canın kalkmak istiyor? Sabah 8'de kalkarsın. Bu 8'de başlarsın. Haftada 3 sefer değil de 2 sefer atarsın. Ya da 1,5 sefer atarsın. Bir uzun bir kısa atarsın. Ya da 2 kısa tur atarsın. Gibi durumlar. Yine ya Allah, bismillah dedik, başladık. Ne yapalım abi? Herkesin hayatı böyle yani. Kime sorsan aynı muhabbet. Arkadaki tır korna çalıyor. Siz görebiliyorsunuz tabii o tırı. Yeni kamera açılarından dolayı. 800 metre sonra soldan gidin. Bir tane şey aldım ya, bak şurada şey var, görüyorsunuzdur. İnce uzun bir sopa aldım. Şu yan taraflar çok şey yapıyor. Pisleniyor, buhar yapıyor, bilmem ne yapıyor falan, onları silebilmek için. Çünkü aşağıdan inince insanın boyu yetmiyor. Boyu yetmeyince de mecbur öyle bir şey lazım. Bu hafta öyle bir şey aldım işte. Burası Linz Industrial Sahile diye geçiyor. Genelde çok fabrikalar falan var. Benim yok geldi, ben anlamadım. Mayıştık mı? Biraz klimanın derecesini kapatalım ya. Mayıştım herhalde biraz. Biraz mayıştık. Şurada bir radar var. Çok sakat bir radar o ya. Yol 80'lik normalde, ileride 60'lığa düşecek. Vallahi gidiyoruz işte yollarda. Yollar böyle.
Bugün ayrı bir hüzünlendim. Oğlum. Niye böyle oldum bilmiyorum ya. Kusura bakmayın. Çok uykum var. Sabah erken kalktım. Aslında bir saat daha fazla yatabilirdim ama yapacak bir şey yok. Buraya geldim. Bir saat erken. Arabayı çektim biraz uyuyayım dedim ama öyle de olmuyor ki ya. İnsan bir kere uyandığı zaman sabah o uykusu gibi olmuyor. Sonradan uyuyacağı uykular. Ondan sonra uyumaya çalıştım ama uyuyamadım. Hep böyle işte son 20 dakika kala falan bir dalmışım kısa bir. Kısa bir dalmışım ondan sonra kalktım. Gittik yüklemeye bir de orada bekledik. Yarabbi tövbe. Ya ben niye bu kadar esnedim ya? Nazar mazar mı değdi bize, ne oldu? Nazar diyecek bir şeyimiz de yok ki. Ha, bir kameralarımız var. Güzel kameralarımız var. Ona belki nazar değmiş olabilir. Gerçi ben çekerken siz şu anda izlemiyorsunuz da. Sabah şu anda 10 arkadaşlar. Şu anda saat 10. Ayın kaçı bugün? Bakalım bugün pazartesi. Bugün ayın kaçı olmuş oluyor? Telefondan bir bakayım. Uyumazsa be. Amma istedim ya. 27 Ocak. 27 Ocak pazartesi. Şu klimaları bir kapatayım. Köprüden geçiyoruz şu anda. Çeko sınırı buraya işte kaç dakika? 50 dakika, 1 saat. Normal arabayla 45 dakikada gidiyorsunuz. Yeni ışıklı bir şey aldım bu arada. Gerçi bayağı önce almıştım da tırın şu DAF yazan kısmına böyle ışıklı, böyle ledli bir şey yapmayı düşünüyorum. Bakalım eğer yapabilirsem onun da videosunu çekerim sonradan. Amma istedim be kardeşim ya. Bak bir yandan da burada montaj yapıyorum ha. Boş durmuyoruz yani. Çalışıyoruz. Burada montaj yapıyoruz. Şu an bak kaç tane cihaz açık. Elektronik. Hayatımız elektronik üzerine olmuş gerçekten. Bak bir telefon. Bir kamera. Bir navigasyon. Bir telefon. Bir kamera burada. Bilgisayar. Yani kaç tane var? 2, 4, 6 tane şu anda tek başıma 6 tane aktif elektronik böyle işte kamera, yol sistemi, telefon gibi şeyler var yani. 6 tane elektronik malzeme kullanıyoruz. Değişik. Sağa geçelim. 80'lik yol bitmiş. Evet, ben devam edeyim zaten. Biraz sonra tekrar açarım kameraları. Yolda o dar Çek Cumhuriyeti'nin o dar yollarında, o güzel yollarında o manzaraları görmenizi isterim. Belki kar falan da varsa o zaman tadından yenmez. Çok güzel o Çek Cumhuriyeti'ne giden yolda. Belki biraz daha ileriye gidip oradan dönüş alıp oradan da belki
Çek Cumhuriyeti'ne de girip oradan da kısa görüntüler sizlere aktarabilirim. Şimdilik görüşürüz. Benim adım aşk, benim adım ayrılık. Dik yokuşlar başeli. Benim adım aşk, benim adım yalnızlık. Olmazlara meyillim. Evet, şimdi Çek Cumhuriyeti sınırına yaklaştık. Yaklaşık 9 kilometre, 10 kilometre sonra oradayız. Burada böyle karlı, biraz değişik, biraz daha soğuk, biraz daha insanı acıtan, yıpratan bir soğuk var. Camı da biraz açtım, araladım. Buralar biraz daha tepede kaldığı için biraz daha soğuk. Şu anda -1'e doğru gidiyoruz. Genelde Avusturya'nın bu kesimi daha böyle ucuzdur fiyat. Böyle hep böyle bu tarz evler bulabilirsiniz. Biraz daha uygundur ev fiyatları falan. Daha iyidir. Ama işte şehire falan uzak kalıyor. Yani buradaki, burada bir yaşantınız varsa bu çevrede, o zaman iyi. Ama diğer türlü biraz daha şey zor yani. Şehire giremiyorsun. Bir de kar kış olduğu zaman buranın bazı köy tarafları, yerleri var. Oraları da çok iyi biliyorum. O zaman bayağı problem oluyor. Şu an o kadar, bu sene çok kar kış kıyamet olmadı ama yine de zor işte. Böyle siteler falan var. Normal evler var. Az ileride işte biz de bir yük yükleyeceğiz. İnince de bir camları mamları sileyim ya. Çok kötü olmuş camlar. Burası bir gastos, gastof. Burada hem kalıp hem aşağıda lokantası, restorantı var. Yemek yiyebiliyorsunuz. Üstte de misafir işte kalabilirsiniz. Burada da aynı şekilde. Burası küçük böyle şehrin bir kasabası. Yapısı da biraz işte Çek Cumhuriyeti yapılarına benziyor. Çünkü Avusturya Çek İmparatorluğu, yani Macar aslında imparatorluğu vardı da Çek yoktu, ama Çekler de bayağı, yani komşu ülke olduğu için o savaş dönemlerinde falan bayağı birbirlerine etkilenmişler. Onu da söyleyebilirim yani. Ben buralara ara sıra geliyorum. Çeko'ya alışveriş falan yapmaya geliyoruz biz. Biraz daha uygun oluyor, hesaplı oluyor. Ara sıra uğruyoruz. Bu yolları falan kullanıyoruz yani. O yüzden bu yollara yabancılığım yok. Aşinayım. Genelde zaten Çek Cumhuriyeti'ne alışverişe falan geliyorlar. Hep bak, burası artık hep böyle düz ova. Normal arazi yani, tarla. Burada da 4 tonluk bir şey yükleyecekmişiz ama bilmiyorum ne yükleyeceğiz ya. 4 tonluk 2 tane palet mi ne, öyle bir şey yükleyeceğiz herhalde. Biraz camı kaldıralım ya. Şöyle bakalım biraz manzaraya. Oo, atlarıyla dolaşıyorlar. Geziye çıkmışlar, doğa gezisine atlarıyla.
Orman hep buralar ya. Ben bir kere buradaki ormanların birisine girmiştim ya. Kış vaktiydi. Yine ağır yüklü, yine böyle bir yük vardı. Galiba yine bir föstün, yani bu yükten vardı. Yanlışlıkla girmiştim. Bayağı zorlanmıştık ya çıkarken. Prag istikameti işte burası. Prag'da buradan 200 kilometre vardır. Rahat. O da 2 saat falan sürer. 2-2,5 saat arası. Burada bu transport işlerinden, yani lojistik işlerinde genelde hep odun taşırlar. Çok yaygın burada, hep odun kesip odun taşırlar. Bak yine önümdeki kamyon da odun taşıyor. Geçen. Çok odun taşımacılığı çok burada. Zamanında bana da öyle bir iş teklifi gelmişti. İşte odun var, taşır mısın falan diye. Ben dedim olmaz. Aslında tam bana göre işte orası da. Niye diyecek olursanız, hep böyle orman, dağ, tepe. Efsane videolar çıkardı aslında. Orada çalışmak lazım. Yani full aksiyon. Bizim de hoşumuza gidiyor biraz aksiyon yaşamak. Kanımızda mı var ya artık bilmiyorum. Millet olarak da biraz action'ı seviyoruz, böyle hareketli. Sıradan olağan şeyleri pek beğenmiyoruz. Ayna falan çok pis ya. Şu yeni aldığım şeyle ben bu buraları böyle bir temizleyeyim bakayım ya. Bir fıs fıs cam sil sıkayım. Çok güzel değil mi ya manzaralar falan gerçekten. Şu şeyi kısayım biraz. Montaj devam ediyor. 3 kilometre sonra sağa döneceğim. Bakayım nasıl bir yerde duracağız. Yani buralar genelde hep böyle dar, pek fabrikasyon yerleri olmayan, yerleşim yeri, popülasyon vesaire olmayan, daha böyle dümdüz yerler. Tam sınırın önüne gideceğiz yani. Hani böyle bir 100 metre sonra sınır olmuş olacak. 100-200 metre sonra çek sınırı olmuş olacak. Bilmiyorum, bakacağız artık. Şöyle biraz inceleyelim. Camı da siliyorsun, anında kirleniyor ya. Anlamadım ya ben böyle bir şey. 1.9 kilometre sonra gelmiş olacağız. Frau Fullowitz. Buranın adı Fullowitz. Yani 4 kilometre sonra Çek Cumhuriyeti'nin yeri. İleride şeyler, gazinolar falan var. Büyük Amerikan gazinoları var. Kumarhaneler falan da var. İleride. Sağlı sollu karşılıklı falan. Ondan sonra alışveriş yapacağınız yerler var. Otel var. İşte girişte zaten şey satıyorlar. Otoban parası ne alabilmek için tıra ekstra şey alıyorsunuz, işte böyle bir box, şöyle bir şey alıyorsunuz. Onlar mevcut. Çok esnedim ben bugün, anlamadım ya. 700 metre sonra döneceğiz bakalım, inşallah sağlam güzel bir yerdir. Zaten döner dönmez hemen orada diye gösteriyor. Tirla. Abi baksanıza buz olmuş ya. Bu önümdeki de mi oraya gidiyor acaba, merak ettim. Bak şurası galiba bizim geleceğimiz yer. Tirla. Şurası olabilir. Tabii Tirla. Tirla'ya girelim bakalım. Fena değilmiş. Tirla.com. Tirla'ya nereden gireceğiz? Buradan gir diyor. Biz buradan girip tırı oraya geri doğru yanaştıracağız. Yoksa nereden? Bu alt yol nereye gidiyor? Buraya geri döneceğiz o zaman. Buraya bakayım, geri nasıl gireceğiz?
bir şekilde gireceğiz artık, yapacak bir şey yok. Oho, karşıda ne var ya? Dört şeyli. Oho, efsane bir tır var aşağıda. Sağ tarafa da dikkatli gidelim. Şimdi hemen direksiyonu kırıp bak, tahtaya sıfır geçtik yemin ederim. Şimdi buradan tam kırıp sağa sola götürmeyelim de biraz ben şöyle öne alayım. Biraz tarlaya çıktık ama yapacak bir şey yok. Evet, güzel bir şekilde park edelim buraya. Bu arka taraftan da galiba yol geliyordu. Oradan da girebiliyorduk. Biz zor olanı yaptık. Neyse. Bunun da kartı dolmuş ya. Hafızası dolmuş bizim kartın. Evet arkadaşlar. Şimdi bir uğrayalım bakalım buraya neymiş ne değilmiş, bir anlarız. Yükü ne yapacağız, yükleyeceğiz mi, nasıl yükleyeceğiz, bekleyeceğiz mi? Yolda görüşürüz.
Yine enteresan yerlerdeyim. Bir köy gibi bir yere girdik. Burada ya bu navigasyonların yüzünden bak burada tır yasağı var. 7,5 ton üzeri tır giremez diye yasak var. Çünkü herhalde yol tek şeride düşüyor ama başka çaresi yok. Çünkü yolu bayağı uzatacak. Araba yokken buradan hemen geçelim. Buradan hemen geçelim. Ya ileride bilmiyorum bir şey var mı yok mu da ama mecburum yani buradan girmeye. İki navigasyon da burayı gösteriyor. Bizi tır navigasyonu böyle yerlere sokmazdı. Ben şaşırdım ya. Bu son güncellemede böyle bir şeyler oldu bir manyakça. Ya burası için biliyordu bu. Burası mı 7,5 ton yasağı vardı burada? Deminden beri böyle saçma sapan yollarda gidiyorum. Çekecektim ama GoPro'nun şarjı bitmiş. Şimdi de biraz baktım %29 dolmuş şarjı. Dedim o zaman buraya da bir tır girmiş ha. Bu da herhalde dönme peşinde mi? Ne yapacak? Oraya niye girmiş anlayamadım. Ha, burada bir tane firma var galiba. Ha, buraya kadar serbest olabilir. Sadece o yol için yapmışlar demek ki 7,5 ton yasağını. Çok da yağmur yağıyor. Bizde şimdi az kaldı çünkü bak bir kilometre sonra adresteyim. İndireceğim yerdeyim. Felaketle bir yağmur var. Karşıya diyor, bu sağa götürüyor. Ben anlamadım bu nasıl bir iş ya. Buradan değildir ya, sanmıyorum. Nagold, Nagold'a yakınız. Şuradaki firmalardan birine yük indireceğiz. Önümdeki tır da herhalde oraya gitti. O da mal indirecek. 200 metre sonra sabah güne çok erken başladım. Bu ne ya bu ses? Evet burası. Çok aşırı yağmur var ya. Çok güzel yağıyor ama ince ince. Hava 4 derece. 80 metre sonra sağa dönün. Sonra gidinize ulaştınız. İnşallah fazla araç yoktur bu vagonda. Aa o tır da oraya girdi. Yandık ya. Sonra gidinize ulaştınız. Ne güzel biz şimdi indirecektik hemen. Orada da tır bekliyor. Biz mecbur burada bekleyeceğiz. Kadına bir sorayım ya. Ich bin zum Abladen gekommen. Kann ich hier parken? Dann diese LKW fahren, dann rückwärts parken hier. Wie? Ein Coil. Ja, aber die haben alle Coil. Ja. Kann ich hier, darf ich hier parken? Dann diese. Ich hol mal einen Schirm. Also im Moment ist gerade Pause. Ja, ja. Diese LKW fahren rechts. Dann, Moment mal, ich muss mal gucken. Kann ich hier parken?
Achso. Wenn Sie nicht nein lassen, meinen Sie da vor dem Tor? Sie haben ja. Rechts, ja, ist schwierig. Und hinten einen LKW. Fahren Sie mal vor das. Hier parken. Da kommt einer. Halt, stopp. Da kommt einer. Okay. Fahren Sie mal vor das Tor. Okay, da. Ich bin der kleine Hüde. Aber die kommen alle vor Ihnen, gell? Okay, ja. Okay, prima. Danke, also. Danke. Buraya park ettirdi bize. Hepsinde coil var diyor. Hepsi coil'i bekliyor diyor. Bunlardan sonra şurada bir tane tır var ya. Bakayım. Burada bayağı bekleyeceğiz gibi duruyor. Şurada beyaz tır var. Ondan sonra ben oraya park edeceğim. Ben bu arada biraz etrafı toparlayayım. Arkadaşlar, yağmurlu bir hava var Almanya'da. Burada araba endüstrisi, işte araba sanayisi. Burada mesela ne yapıyorlar? Şu anda moladalarmış. Burada hemen indiriyorlar. Parçalar var, bizim getirdiğimiz parçalar. Onları işliyorlar burada. Biz de her tır şoförü gibi, bekleyenler gibi burada bekleyeceğiz biraz. Bakalım. Çok zor şartlarda geldik buralara. Biraz bekleyelim. Biraz ortalığı toparlayayım. Çekirdek falan filan var. Ondan sonra bakalım. Felaket. Felaket bir kar bastırdı. Sulu kar yağıyor. İnşallah normale normale çevirmez mi diyeyim, çevirir mi diyeyim bilemedim yani. Ama sulu yağıyor. Normale de çevirecek gibi. Doluyla başladı zaten. Hem rüzgar var hem acayip kaygan. Oo, bu kar kesinlikle tutar ya bu. Şuraya bak. Ben biraz yavaşlayayım da çünkü araba da boş. En tehlikeli yol, tır işin en tehlikeli yollardan bir tanesi diyebilirim size. Böyle hafif mesela yolun kenarında falan hemen birikti. Oo, bu kar kesinlikle tutar burada. Böyle devam ederse, geçen sene Salzburg'da yakıt alırken de böyle yağmıştı. Şuraya bak ya, 2 dakikada yol bembeyaz oldu. Ama tır boş, biraz da kayıyor. Şuradan bir fotoğraf alayım ben. Vallahi efsane ya. Kara baksana da. Oo, normale çevirdi şimdi. Şimdi normale çevirdi. Doluyla karışık yağıyor. Oo, aniden yakalandık ya. Her yer bak şey oldu. Burada yavaş fren tutmak lazım. Yoksa anında kaydırır. Hele burada retarderi hiç kullanmayın arkadaşlar. Retarderi hiç kullanmayacaksın. Bak yavaşladılar. Herkes yavaşladı. Allah'tan biz 2 dakika sonra çıkacağız buradan.
Oo. Bu ne ya? Az önce hiçbir şey yoktu ya. Çok tehlikeli. Bu ilk karın ilk düştüğü an çok tehlikeli. Telefon ne diyor ya? Burada çok dikkatli gideceksin. Bir de buna bakalım. Şu an 60'a kadar düştük 120'lik otobanda. Dağda düşeriz herhalde. Çünkü millet temkinli gidiyor çünkü yani çok riskli yani gerçekten. Bir de şu bant yani çizginin kenarında kar temizlenmiyor. Buradan arabalar geçiyor ama oraya kaydığın zaman yani mesafe sensörü kirli. Oraya kaydığın zaman tam kayarsın yani. Orada bir frene ufaktan dokunsan. Bak biraz hafiften. Yani bir de temizlemediler de şu an var ya acayip kayıyor yani. İlk düştü kar. O da ona da biz denk geldik. Biz yakalandık. Çok direksiyonu oynatmamaya çalışıyorum. Çünkü araba hafif. Pek yere ağırlık baskı da yapmıyor. Bir kaydım mı bir daha tutamam arabayı. Ben 50'ye kadar düştüm. 55'e kadar. 50'ye kadar düştüm. Araba ağır olsa bak ooo nasıl koyuyor. Ooo. Felaket kayıyor ha. Lan. Dorse mi kayıyor, araba mı kayıyor anlamadım. Temizlemediler diye. Bu ne be kardeşim ya. Buraya anında hemen tuzlamaları lazım. Çok tehlikeli, çok. Çok tehlikeli. Herkes 50'ye kadar düştük. Çok rüzgar da çok var ya arabayı. Daha 32 kilometre yolumuz var. Nasıl gideceğiz? Uf lan. Felaket kaydık ya. Bak ekranda diyor kayıyor diyor araba şu an. Ulan inşallah kalmayız yolda. Böyle iyice yavaş 40'a 35'i 40'a kadar düştük. Çok sakat ya bu yollar. Burası tam driftlikmiş ha. Buradan sola döneceğiz. Yerler falan hemen şey oldu işte bu Salzburg'da başıma geldi arkadaşlar. O karda kayan tır videosunda aynısını yaşadık. Yolda gidiyorduk hiçbir şey yok. Ondan sonra bir baktık. Buraya girdik ama burası da daha felaket kayıyordur ya. Daha kaç dakika 40 dakika yolumuz var. Hadi bakalım çık hadi. Biraz patenaj yapıyor ama. Buralar hepten kaygan. Baksana nasıl kayıyor tıra bak.
Geçme beni, geçme. Yanımdan da geçiyorlar. Çok sakat iş yapıyorlar ama. Bak bak, ekranda hala diyor kayıyor diyor araba. Hiç gaza yüklenmiyorsun ama yine de arabanın boş olması çok kötü ya. Boş. Araç boş. 200 kilo var arkada ya. Bir tane yükleme yaptım. 200 kilo. İnan var ya, çok tehlikeli gerçekten. Şöyle ağır ağır gidelim ki. Birden bastırdı ya. Birden bastırdı, birden. Vallahi çok ağır gidiyorum çünkü araba yere de oturmuyor. Gazı verdikçe başlıyor kaymaya. Kadar çıktık, 60'a kadar. Bu yolda yüzlük yol. Almanya'dayız. Umarım bir an önce bu yolları temizlerler de kimse kaza falan yapmaz. Çünkü yani o hızla gidip kesinlikle bazı sıkıntılar olmuştur. Yani kaza falan kesinlikle olmuştur. Ben de çok kötü kaydım. O yüzden yavaş gidiyorum. Yani normalde de. Ama şimdi çok uzun kilometrelerce gideceğim. Yolum var. Yani ne olur bilmiyorum. Kayar mı, kaymaz mı? Bir daha. Çünkü çok şey yani, riskli. Frene basıyorsun, kayıyor. Gaza gaz veriyorsun, yine kayıyor. Kar yok dedik birkaç gündür ama şimdi suya mı çeviriyor? Kayıyor arabaya. Yapacak bir şey yok. Böyle gideceğiz artık. Yavaş yavaş. Çok fazla manevra yapmadan sabit. Burada biraz yavaşlayalım. Çok tehlikeli ya gerçekten. Hani hangi birine müdahale etsinler ki? Yolu da anında temizleyemezler. Çünkü birden bastırdı. Ama meteoroloji uyarıyor muydu, uyarmıyor muydu onu bilmiyorum. Önünde de bir yakıt tankeri var. İşte bu yol çok daha tehlikeli. Karşıdan da arabalar da geliyor. Bu yol hepten tehlikeli. Nasıl kaydırıyor, nasıl? Nasıl kaydırıyor, nasıl kaydırıyor? Allah etmesin ya. Karşıdan böyle araçlar da geliyor. Bakalım, belki de zincir falan takmamız gerekebilir yani. Çünkü ileride durum ne bilmiyorum. Bu kar da yağarsa hepten sakat olacak.
doğru gidiyoruz. Ya buralar biraz daha iyi gibi. O kadar kar yok gibi, biraz yol düzeldi gibi. Yani gitgide azalıyor. Çok hızlı geliyor be. Burada biraz hafifledi. Ama bu doldurur bu kar. Sakat, bir an önce önlem almaları gerekiyor. İşte böyle yollarda giderken ani hareketlerden kaçınmak lazım. Çünkü bir anlık hata çok kötü şeylere sebebiyet verebilir. O yüzden temkinli, yavaş, ağır ağır gitmekte fayda var. Araba kaymıyor, ben hızlı gideyim. Allah korusun bir ani bir hareket yaparsın. Bir yerden kurtarmaya çalışırsın arabayı. Bir kayarsın, bir daha tutamazsın. O yüzden en tehlikeli zamanları, o gördüğünüz, izlediğiniz yer, kaydığı o yer en tehlikeli anı. Orada kaydıtır çünkü, bayağı kaydı yani. Ki yavaştım yani, hızlı olsaydım zaten toparlayamazdım da. Ya buralarda daha o kadar yok, orası kadar. Orada felaket. Yine bastırılabilir. Biz yine temkinli gidiyoruz. Retarder pek kullanmıyorum zaten, yani hiç kullanmadım kar yağdığından beri. Genelde ayak freni ya da işte gerekirse motor freni. Yolu da bilmiyorum yani. Önümde yokuş aşağı yollar var mı? Ama şu bir gerçek, bu kar böyle devam ederse o zaman büyük ihtimalle tekrar bu yollardan falan geçeceksek bayağı kar olur. Temizlemezlerse eğer, o zaman işimiz var demektir. Buradan yine mi otobana bağlıyor o? Tübingen, Reutlingen. Reutlingen'e doğru gidiyoruz. Burada tamam, biraz daha iyi oldu havalar. Evet arkadaşlar, başka bir videoda görüşürüz. Şu anda durum iyi gibi gözüküyor. Ben Allah'a emanet gidiyorum. Allah yolda olan bütün şoförlere böyle zamanlarda kaza bela vermesin. Sağlık sıhhat versin. Çalışmak, dışarıda çalışmak, yollarda çalışmak zor. Karı var, kışı var, yazın sıcağı var. Yollar böyle. Tam çekmiyor, hala kayıyor lastikler. Evet, görüşürüz başka bir videoda. Hoşça kalın.